o bilinçle yaklaşmamız lazım. Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk olan proje Kütahya'da hayata geçirildi. Vali, görme engeller için kitap okudu. Kütahya Valisi Doktor Ömer Toraman, Kitabımın Sesi Olur musun projesiyle görme engellerin sesi oldu. Beyaz Baston Görme Engeller Haftası etkinlikleri kapsamında 6. Körler Derneği Kütahya şubesi tarafından hazırlanan Kitabımın Sesi Olur musun projesine destek olmak için 6. Körler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 6. Körler Derneği Kütahya şube başkanı İsmail Barış, Kitabımın Sesi Olur musun projesi kapsamında Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa Atla eserinin seslendirileceğini söyledi. Sesli kitap sayısı her geçen gün artıyor. 6. Nokta Körler Derneği üyeleriyle bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Doktor Ömer Toraman, sesli kitap sayısındaki artışın mutluluk verici olduğunu söyledi. Vali Doktor Ömer Toraman, sesli kitap sayısı her geçen gün artıyor. Artık öğrenmemek için bir mazeretimiz yok. Görme engelli kardeşlerimiz de arzu ettikleri kaynaklara ulaşabilecek durumdalar. Hiçbir şey yoksa sesli kitaplar var diye konuştu. Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkin'in Gençlerle Baş Başa adlı kitabının önemli bir eser olduğunu belirten Vali Doktor Ömer Toraman, "Kitabın bende çok büyük bir önemi var." Kitap sadece boş zamanlarda değil her zaman okunması gerekiyor. Kitap öğretmen gibidir. Sürekli yanımızda öğretmen olmayacağı için bir kitap bize öğretmen gibi öğretilebilir. Bu eseri seslendirmekten dolayı da büyük mutluluk duyuyorum dedi. Benzetmek ve kendi düşlüğü çukura sürüklemek için başvuracak çare arar.